Nerelerdesin sen? Ne üzdün bizi, ne üzdün? Bırak karıştırma. Bir ağzımı açarsam daha çok üzerim. Hadi çıkar beni de bahçeye. Bırakıp gittiler, patladım burada. Üşüme dışarıda. Aa, giyerim üstümü canım, Allah Allah. İyi, hadi. Kimin telefonuydu o öten? Telefon? Ha, benimki. Ha. Ne çabuk haber aldın geldiğimi. Ayşe'yi yollamış Hayriye Hanım. Nasıl sevindim, koşa koşa geldim vallahi. İyi yapmışsın. Maazallah sonra geç kalırdım falan. Tahsinleri bir arasana. Çabuk olsun. Bitiyor bu kömür. Ne oldu? Abla gel. Ne oldu? Çabuk gel şuna bak. Leyla'dan mesaj geldi bak. Ne zaman geldi bu? Şimdi. Olamaz, mümkün değil. Abla onunla beraber. Deli mi bu? Deli ya, hem de zır deli. Üşütmüş iyice, gitmiş aklı. Eski resmidir belki. Değil, yeni bu giysisi, biliyorum. Hem eski olsa ne fark eder ki? Niye bana yolluyor, ne yapmak istiyor? Ama onunla nasıl olur? Olmuş işte abla, görmüyor musun? Ne kadar nefret ediyor benden gör. Bitmiyor ki yine bir türlü. Hırsından kendini nasıl bir pisliğe bulaştırıyor. Hasta bu. Acil tedavi olması lazım. Sus ne olur. Dizlerim çözüldü. Antalya'ya onunla mı gitti şimdi? Ne bileyim ben. Cehennemin dibine gitsin. Ne yapacağız şimdi? Babama söyleyeceğim. Dur. Dur, çıldırdın mı? Kızını neler çevirdiğini görsün. Necla kendine gel. Babam bunu kaldıramaz. Sakın. Sakın ona söylemek yok. Allah'ın cezası. Bana nispet yaptın sana. Başını yakacak salak. Aa, ay neler almışsınız öyle oğlum? Kim yiyecek bu kadar şeyi? İstemem, yan cebime koy. Siz bırakın, ben hallederim. Yapıyorum. Etleri ızgaralık hazırladı kasap. Hiç içeri götürmeye gerek yok. Burada tabak var, dizelim hemen. Denizciğim, şu büyük servisi verir misin yavrum? Buyurun. Tahsin, dikkat etsene oğlum, duman bana geliyor. Rüzgar getiriyor anneciğim, ben ne yapayım? Şunları içeri götüreyim ben. Götür çocuğum, götür. Necdaları da çağır. Kayboldular ortalıktan. Bu yaptığının affedilir yanı yok artık. Hepimize büyük haksızlık. Alay eder gibi, hakaret eder gibi. Olacak şey değil. İnanamıyorum. Bütün yaşadıklarımızdan ders almadıysa artık yapacak bir şey yok. Bulmuş cezasını çeksin. Necla. Alır mısın şunları? Ben Tahsin abiye yardıma gideyim. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey olmuş, söyle. Yok bir şey dedim Cem ağa. İlle bir şey mi olması lazım? Of. Çocuklar, uzak durun yavrum. Üstünüz başınız kokacak. Hadi hadi, masaya hadi geçin. Necdalar ne yapıyor Cem? Niye gelmiyorlar? Bilmem. İşleri var herhalde. Zeytinyağlıları getireyim ben de. Ufak ufak başlasın çocuklar. İyi olur. Açlıktan duruldular. Baksanıza koşamıyorlar artık.
Siz içiyor musunuz? Üstünüze bir şeyler getireyim mi? Yok yok. Ay şımartmayın beni bu kadar canım. Alışkın değilim ben. Evde böyle ilgi alaka nerede? Yüzüme bile bakan yok. Aa. Ay yok artık. Ali Rıza. Ali Rıza. Kim bu? Evin yeni sahibi. Oo patron. Bakıyorum keyifler keka. Misafirlerimiz vardı. Kızlarım, damatlarım geldiler. Ben toplanırsınız diye beklerken siz yayıldıkça yayılıyorsunuz bakıyorum. Rica ederim. O ne biçim söz? Misafirlerim var dedim. Kusura bakma ya. Ben arada böyle dandun konuşurum. Hoş gör. Merhaba. Merhaba. Keyfiniz bol olsun beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yengem. Merhaba yenge, nasılsın? Teşekkür ederim. Büyük hanım anneniz mi? Halasıyım efendim. Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım'ın da dünürleriyim. Oo, ağır top yani. Müşerref oldum anneciğim. Öpeyim. Saygılar. Annelerimizin başımızın üzerinde yeri var. Sağ olun. Patron. Ya iki dakika konuşalım mı içeride? Buyurun. Ay çok iyi adam. Beğendim. Necla. Gel çıkalım. Anlayacaklar şimdi. Hadi. Çok vaktini almayacağım patron. Merhaba. Merhaba. Küçük kızım. Mithat Bey. Memnun oldum. Buyurun. Ay. Ay zırt pırt burada olmaz ki canım. Çoluğu çocuğu var mıymış adamın? Yok, bekarmış. Öğrenmiş hemen bak kızlara. Yemekler gelsin. Köfteler oldu gibi Fikret. Biberleri getirir misin? Ben alırım. Heh. Tamam. Yemek, yemek. Ne oldu? Ağladın mı sen? Ablamla konuşurken bazı şeyleri hatırladık da. Neler oluyor? Sonra Cem, lütfen. Şuralara diz bakalım. Şunların yanına koy. Şuraya da. Biz de bu durumdan çok rahatsızız. Bir an önce gitmek istiyoruz tabii. Bugün misafirimiz var diye kaldık. Yoksa ev bakmaya gidecektik yine. Ben de bunun için geldim yengem. Tam size göre bir ev buldum. Ona haber vereyim dedim. Yani işi çabuklaştırmak babından. Öyle mi? Nerede? Üsküdar'da. Eski amalebi derya. Çatı katı. Çatı katı düşünmüyoruz. Ay eski diyorsunuz. Akar makar. Uğraşamayız bu yaştan sonra. Ama izolasyon yaptırmışlar yengem. Yeni. Akarı kokarı yok. Bina kaç katlı? Niye soruyorsun canım? Üsküdar zaten uzak bize. Ayşe'nin okulu ne olacak? Siz bu kadar ince eleyip sık dokursanız sittin sene çıkamazsınız buradan ben size söyleyeyim. Patron, vallahi gırtlağına basmak istemiyorum ama ben de yerimi yurdumu bileyim artık diyorum. Almanya'dan geldiğimden beri otel köşelerinde sürünüp duruyorum. Hoş, bol yıldızlı ama insanın evi gibi olmuyor. Mal sahibi kızına gitmiş Bursa'ya. Pazartesiye gelecekmiş. Adresi vereyim, git gör evi. Olmazsa benim bir emlakçım var, hoş. Küçük işlerle uğraşmıyor ama söylerim size uygun bir yer bakar. Anlaşıldı. Sizin aramanızda ev mi bulunmayacak. Ben de gireyim devreye. El birliğiyle halledelim şu işi. Bakarız. Eyvallah. Ama kusura bakmak yok. Vallahi darılırım yengem.
bak ne söyleyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.